Bugüne kazandığımız zaferlerin her boyutunda, geleceği inşa eden nesillerin yetiştirilmesi başta olmak üzere, kadınların emeğini, kararlılığını, katkısını görüyoruz. Engin birikimi ve ferasetiyle Cihan Devleti Osmanlı'nın kuruluşuna ışık tutan Hayme Ana'dan bebeğini beşikte bırakıp cepheye koşan Nene Hatun'a kadar bu izleri kesintisiz takip etmek mümkündür. Milli mücadelenin kahraman kadınları bile tek başına bu gurur tablosunu ebedi kılmaya yeter. Düşmana karşı yürüttüğü mücadeleyle destanlar yazan Şerife Bacı'yı, işgale karşı milletimizi harekete geçiren Halide Onbaşı'yı, gazilikle şereflenen Halime Çavuş'u, Nezahat Onbaşı'yı, Gördesli Makbule'yi, Şehit Tayyar Rahmiye'yi asla unutmadık, unutmayız, unutmayacağız. Aynı şekilde 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlere sokakları dar eden, tanklarını durduran, ölüm kusan silahların karşısında dimdik duran kahraman kadınlarımızı, polislerimizi, askerlerimizi hiçbir zaman aklımızdan ve gönlümüzden çıkarmadık, çıkarmayacağız. Bu toprağın vefakar ve fedakar kadınları, ülkemizin demokrasi ve kalkınma mücadelesinin her anında, her yerinde kendilerini göstermişlerdir. Bizim bağımsızlık hikayemizin kahramanları, zorluklar karşısında yılmayan, imkansız görüneni başaran, beklenmeyeni gerçekleştiren, kadını ile erkeği ile gücünü yüreğinden alan asil milletimizin tamamı. Elbette tohumdan hasada, tarladan sofraya, sanayiden teknolojiye, üretimin hemasında, spordan sanata, hizmet sektöründen ihracata, hayatın her alanında kadınlarımızın gösterdikleri başarılarla ayrıca iftihar ediyoruz. Kadınlarımızın azmi ve gayreti Anadolu topraklarının en büyük gücüdür. Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda şiarıyla, girişimci kadınlarımızla, çiftçi kadınlarımızla, yüreği vatan ve millet sevgisiyle çarparak gelecek nesilleri yetiştiren annelerimizle, mühendis, sporcu, sanatçı kızlarımızla, hiçbir ayrım yapmadan tüm kadınlarımızla geleceğe izler bırakacak, inşallah daha nice başarılara imza atacağız. Kucağında evladıyla cepheye mermi taşıyan Cumhuriyet'in öncü kahraman kadınlarının mücadelesi, varlıkta şimdi de Cumhuriyet'i yaşatmak ve hep daha ileriye taşımak için devam ediyor. Bu ülkenin kadınları tarla, parlamentoda, olimpiyat oyunlarında, okulda, iş yerinde, evde, tankların karşısında, velhasıl hayatın her alanında emekleriyle var olmayı sürdürüyor. Merhamet medeniyetimizden aldığımız güçle, kadını erkeğiyle 84 milyon omuz omuza büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmekte kararlıyız. Cumhuriyet'in kuruluşunun, Anadolu insanının dünyaya meydan okuyuşunun, milletimizin küllerinden yeniden doğuşunun 98. yılında işte yine kadınlarımızla birlikteyiz, beraberiz. Türkiye'nin demokrasi ve kalkınması davasına, beşeri sermayemizin güçlendirilmesine, kültüre, sanata,
spora katkı sağlayan, alın teri döken anne, eş ve evlat olarak kıymetli hanımefendiler, değerli misafirler, her fırsatta altını tekrar tekrar çizdiğim bir husus vardır. Kadınlarını dışlayan bir toplumun gücünün ve potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demektir. Rahmetli Neşet Ertaş'ın gönül diliyle kadın insandır, erkek insanoğlu diyerek ifade ettiği gibi kadın yoksa insan da yoktur. Bizim inancımız kadın erkek tüm insanları eşrefi mahlukat yani yaratılmışların en şereflisi olarak görür. Bu kabul aynı zamanda insanların her birinin izzetinin, şerefinin, haysiyetinin, hukukunun eşit öneme sahip olduğu anlamına gelir. Hiçbir fizyolojik, coğrafi, kültürel şekli fark bu hakikati değiştiremez. Elbette her insanın kimi doğuştan gelen, kimi hayatın akışı içinde şekillenen farklı bir kader çizgisi vardır. Ama bu çeşitlilik insan olarak sahip olduğumuz temel hakların ve kabiliyetlerin önünde değildir. Kadınların yaşadığı tarihin her döneminde muhtelif şekillerde görülen ve bugün de var olan zorlukların hepsi de insan olarak bizim eserimizdir. Madem sorunu biz çıkardık, öyleyse çözümü de yine kendi içimizde arayacağız. İşte bu anlayışla siyasi ve sosyal hayatımın her döneminde kadınlarımızın yanında yer aldım, onlara destek vermek için çalıştım, mücadele ettim. Hamdolsun Türkiye bu konuda geçmişe kıyasla çok büyük ilerleme kaydetmiştir. Hala çözüm bekleyen sorunlar, sıkıntılar, aşmamız gereken engeller mevcut olmakla birlikte çalışır, birlikte mücadele eder, birlikte yol yürürsek hepsinin de üstesinden gelebiliriz. Biz kadınlarımıza güveniyoruz. Kadınlarımızın kalplerindeki sevginin, gönüllerindeki zenginliğin, Allah vergisi sezgileri ve kabiliyetlerinin gücüyle ülkemizi ve dünyayı kuşatacak bir değişimin öncüleri olacağına inanıyoruz. Hep birlikte daha güzel, daha adil, daha huzurlu, daha güvenli, daha yaşanabilir bir dünya için çalışmayı sürdüreceğiz. Buna hazır mıyız? Sözlerimi az önce de şu güzel şiirle bitirmek istiyorum. Memleket isterim. Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim. Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim. Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim. Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet, ölümden olsun. Zaten ömrümüz ölüm anına kadar değil mi?
ölüm anına kadar inşallah tüm dünyayı işte böyle bir memleket haline getirene kadar hep birlikte çalışacağız, mücadele edeceğiz. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Teşekkür ediyoruz. Zatı devletlerini bir süre daha misafir ediyoruz. Takdimlerini yapmak üzere de AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Vatan bizim, can bizim, İzmir bizim, Van bizim, gitmeyen heyecan bizim, tek sevdamız Türkiye. Baharıyla, yazıyla, türküsüyle, sazıyla, Kürdü türkü yazıyla. Değerli konuklar, Sayın Cumhurbaşkanımıza 1933 yılına ait 100 tabiri olan Riyaseti Cumhur Orkestrası, yani bugünkü adıyla Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın İstiklal Marşımızı icra ettikleri plak ve de ayrıca 1909 yılına ait askeri matbaada basılan sancağımızın nizamnamesi takdim ediliyor. Çok değerli konuklar, şimdi için Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkan Vekilimiz, AK Parti Genel Başkan Yardımcılarımız ve de Aile ve Sosyal Hizmetler Kadınımızı davet ediyoruz sahneye.